Eren kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sonunda Instagram fotoğraflarımı nasıl editlediğimi paylaşacağım. Sonunda diyorum çünkü yaklaşık 5-6 aydır bana sürekli Instagram fotoğraflarımı nasıl editlediğimi, hangi filtreyi kullandığımı, hangi uygulamayı kullandığımı soruyorsunuz. Aslında herkese tek tek cevap verdim ama hala ısrarla sorduğunuz için bu videoyu çekmeye karar verdim. Öncelikle yaklaşık 17-18 fotoğraftır kullandığım editi anlatacağım sizlere. Editimi değiştirdiğimden beri ekstra bir soru aldım. Ona istinaden bu filtreden bahsedeceğim bugün. Daha öncesinde uzun bir süre profilimde turuncu bir tema uyguladım. Aslında onu da hala soranlar var. Aşağı yorum yaparsanız o filtreyi de nasıl yaptığımı anlatabilirim sizlere. Aslında turuncu temayı da hala seviyorum ama biraz gözümü yorduğunu fark ettim. Renkler çok fazla canlı geldi ve kalabalık geldi gözüme. Şimdiki filtremde de özellikle buna dikkat ettim. Renkleri çok daha fazla soft tutmaya çalıştım ve gözü yormamasına dikkat ettim. Daha beyaz, daha açık renkli yerlerde, daha pastel tonlu yerlerde fotoğraf çekilmeye özen gösteriyorum. Aynı şekilde giysilerime de özen gösteriyorum bu konuda. Siyah, koyu renkli giysilerden kesinlikle kaçınıyorum. Renkli ama patlamayan renkleri tercih ediyorum. Zaten günlük hayatımda da bu şekilde giyindiğim için haliyle temama da uyum sağlamış oldu. Poz verme konusuna da gelirsek ard arda ayakta olduğum fotoğraflar çekememeye dikkat ediyorum. Ya da sürekli oturduğum fotoğraflar koymamaya dikkat ediyorum. Akışta bir bütünlük sağlaması için bir otururken bir de ayakta olduğum fotoğrafı koymaya dikkat ediyorum. Devamlı otururken ya da devamlı ayakta olduğum fotoğrafı koysam hiç de profilde estetik durmazdı bence. Bir de profilimin daha güzel gözükmesi açısından aynı hizada olacak şekilde ara fotoğraflar koyuyorum profilime. İki tane kendi fotoğrafımı koyuyorsam bir tane de ara fotoğraf koyuyorum. Bu bir yemek fotoğrafı olabilir, bir doğa fotoğrafı olabilir, bir kahve fotoğrafı olabilir. Bu şekilde çok daha estetik duruyor bence. Sürekli benim fotoğraflarımın olduğunu düşünürsek çok daha boğucu gözükebilirdi bence. Bir de fotoğraflarımda bazı poz taktikleri deniyorum. Mesela boyumun daha uzun gözükmesi için ya da belimin daha ince gözükmesi için vesaire. Bunları da merak ediyorsanız sizler için derlediğim bir video çekebilirim isterseniz. Bunun için de aşağı yorum bırakabilirsiniz. Şimdi gelelim hangi editi ve uygulamayı kullandığıma. Ben fotoğraflarımı editlerken sadece Adobe Lightroom uygulamasını kullanıyorum. Bu paralı bir uygulama. Uygulamayı satın almadığınız takdirde çok az bir seçeneğini kullanabiliyorsunuz ve bu da benim için yeterli olmuyor. Normalde hiçbir uygulamaya para vermem ama Lightroom benim işimi fazlasıyla görüyor ve Instagram'ı ben iş olarak kullanıyorum. Bu yüzden daha bir ekstra özen gösteriyorum. Bu yüzden Lightroom'a her ay para ödüyorum ve her özelliğini kullanabiliyorum. Ben bugün sizlerle editlemek için 3-4 tane fotoğraf seçtim. Şimdi beraber editleyelim onları. Hangi fotoğrafı seçsem? Bu fotoğrafla başlayalım o zaman. Ben fotoğraflarımı editlerken kendi bulmuş olduğum filtreleri, ışıkları değiştirerek oluşturduğum preset uyguluyorum. Preset ne diyecek olursanız hazır ayar demek. Fotoğraf ayarlarını kaydediyorum ve burada sadece bir tuşla fotoğrafı istediğim hale getirebiliyorum. Tabii ki preset her fotoğrafta aynı şekilde durmuyor. Farklı şekilde durmasının en büyük nedeni güneş ışıkları. Günün hangi saatinde çekindiğiniz çok önemli. Bir fotoğrafta saat 12'de çekindiğim ışıkla saat 5'te çekindiğim ya da bulutlu bir havada çekindiğim ışık arasında dağlar kadar fark oluyor tabii ki. Bu sorunu da buradaki ışık seçeneğiyle çözüyorum. Pozlama seçeneğini düşürüyorum. Bu şekilde ışığı dengelemiş oluyorum. Parlaklığı gitmiş oluyor yani. Ya da gölge seçeneğini azaltıyorum. Parlaklığı yine bu şekilde de azalmış oluyor. Bazı fotoğraflarda da yine güneş ışığından kaynaklanarak fotoğrafın çok fazla turuncu çıkma olasılığı oluyor. Ten rengim preset uyguladığımda çok fazla yapmacık duruyor. Sanki başka bir preset uygulamışım gibi duruyor. Bu sorunu da ışığın yanında renk seçeneği var. Onun ayarlarını değiştirerek çözüyorum. Renge basıyorum ve sıcaklık seçeneğini azaltıyorum. Ne kadar sıcaklığını artırırsanız fotoğrafın, fotoğraf o kadar turuncu oluyor. Bu da hiç güzel bir görüntü oluşturmuyor haliyle. Bazı fotoğraflarımda da
gren uyguluyorum. Yani fotoğrafa eskimiş vintage görüntüyü veren ayarı. Ama bunu her fotoğrafta uygulamıyorum. Çünkü bazı fotoğraflarda çok anlamsız durabiliyor. Ya da fotoğrafı göz yorucu, kalabalık hale getirebiliyor. O yüzden daha sakin, daha açık alan olan fotoğraflarda kullanıyorum greni. Bu fotoğrafta çok güzel durabilir bence. Önce preset'i uygulayalım. Daha sonra gren ekleyeceğim. Daha çok orta seçeneğini kullanıyorum ben. Daha yükseğini kullanınca hem fotoğrafın kalitesini bayağı düşürüyor hem de gözü yormuş oluyor. Böyle çok iyi oldu bence. Ne çok ne az. Fotoğrafı kaliteli bir şekilde, megabaytı yüksek bir şekilde kaydetmek için de kullanılabilir en yüksek kalite seçeneğine tıklıyorum. Alttakine basınca çok kalitesiz bir şekilde kaydediyor. Siz de yaparsanız mutlaka dikkat edin buna. Ve son olarak bir tane uygulamadan bahsetmek istiyorum. İsmi Picnic, bulut yapma uygulaması. Ben bunu önceden çok kullanıyordum. Bulutlar gayet gerçekçi duruyor bence. Tabii ki bazıları. Siz de çok fazla soruyordunuz önceden. Ben de bu yüzden bu videoda her şeyi açıklamak istedim. Artık ben kullanmıyorum ama fotoğraflarımda daha fazla sadeliğe gitmek için kullanmak istemedim. Daha soft, daha sade görüntüler olsun istiyorum. Yine de siz çok fazla sorduğunuz için bu videoda anlatmadığım bir şey kalmasın istediğim için bunu da anlatmış bulundum. Ve benim videom bu kadardı. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Umarım sormak istediğiniz, merak ettiğiniz her şeyi bu videoda cevaplamışımdır. Merak ettiğiniz şeyleri cevaplamadıysam aşağı yorum bırakabilirsiniz. Sizler için yeni bir video çekebilirim. Ya da turuncu temayı merak ediyorsanız, öğrenmek istiyorsanız onu da video çekebilirim. Ya da poz verme taktiklerini merak ediyorsanız sizler için video çekebilirim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.